öğretmenlerim, şimdi bu videomuzda da size öğretim ilkelerimizin son 3 ilkesi kaldı. Onları vereceğiz. Nedir? Somuttan soyuta, açıklık, ayanilik, bir de bütünlük öğretim ilkemiz var. Şimdi somuttan soyuta bakın. Bundan önceki videomuzu hatırlar mısınız? Bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa da iki durum gerekiyor demiştik ya. Aslında somuttan soyuta da böyledir değil mi? Önce somut, sonra soyut. Peki biz bu öğretim ilkesini neden kullanıyoruz? Önce bunun bir mantığını anlayalım. Bu mantığı anlamak için de bir Piaget'e gidelim. Piaget'i hatırlarsanız gelişim psikolojisinde somut işlemler dönemi, soyut işlemler dönemi var ya. Peki şimdi size bir soru sorayım. Ben diyelim ki ilkokul çocuğuna demokrasi kavramını anlatmaya kalksam, ruh kavramını anlatmaya kalksam, çocuk bana nasıl bakar? Işık görmüş tavşan gibi bakar. Yani ben istesem de bu demokrasi kavramını anlatamam. Onun için demokrasi kavramı nasıl bir kavramdır? Soyut. O zaman benim bu çocuğa bunu anlatabilmem için önce buna bir şey yapmam lazım. Yani çocuğa bir şey yapacağım, ardından bunu yapacağım. İşte bunu yaptığımız için artık ne yapacağız göreceğiz. Somuttan, sonra bilgi geldiği için soyuta. Somuttan, soyuta şekliyle olmasının sebebi bu. O zaman somuttan soyuta öğretim ilkesini neden kullandığımızı ben çıkarsadım. Bir, birey ya da öğrenci, birey soyut düşünemediği için, ya da öğretmenlerim konu soyut olduğu için. Yani bu ikisinden kaynaklı olabilir. Bireyin soyut düşünememesi de konunun soyut olması da. O zaman ne yapıyor öğretmenlerim? Materyal ile somutlaştırmadır. Materyal ile somutlaştırmadır. O zaman aslında öğretmen önce ne yapıyor kanka? Materyali göstererek somutlaştırıyor. Sonra bilgiyi vererek de soyutu veriyor. Yani aslında somuttan soyuta şu mu? Materyalden bilgiye doğru gitmek. Somuttan soyuta doğru gitmek demektir. Aslında mesele bu. Mesele neymiş mesele? Mesele önce materyali vereyim, sonra bilgiyi vermekmiş mesele. Hadi bakalım, açıklık öğretmenlerim nedir? Bir konunun anlaşılır, olması için. Bakın, açıklığın da parolası işte burada. Nedir Özgürcüm o? Anlaşılır olmak. Peki öğretmenlerim, anlaşılır olması için gel ikiye ayırdım. Bir, dil kısmı önemlidir. Dil. Dilin sade yalın olmasıdır. Peki öğretmenlerim, bir öğretmen düşünün. O kadar yabancı kavram kullanıyor ki öğrenciler öğretmene ışık görmüş tavşan gibi bakıyor. Ne diyor ula bu diyorsa, o zaman öğretmenleri bu ne olur? Açıklık, ayanilik ilkesi olur. Dur ama nasıl olur? Hangi öğretim ilkesine aykırıdır ders olur? O zaman bir dakika. Öğretim ilkelerinin soru tarzlarından birisi de budur. Hangisi vardır diye sormuyor. Bazen de hangisine aykırıdır şekliyle de sorabilir. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir öğretmenin dilinin kapalı olması hangi öğretim ilkesine aykırı olur? Öğretmenlerim, açıklık diyoruz. O zaman dil ile ilgili bütün ifadeler bizi ayaniliğe götürüyormuş. O yüzden sizler açıklığın dil kısmıyla somuttan soyuta pek karıştırmıyorsunuz. Sizin karıştırdığınız yer haçen, cesun uçaklar. Anlaşılır olması için materyal kullanmadır abada. Şimdi materyal kullanıyor, somuttan soyut oluyor. Materyal kullanıyor, açıklık, ayanilik oluyor. Özgürcüğüm ne var? Bunları nasıl ayırt edeceğiz? Açık bekle ederiz.
Peki buradaki materyalin amacı ne? Buradaki materyalin amacı unutmayın. Çok sayıda duyu organına hitap içindir. Demek ki açıklık ayanilikteki amaç çok sayıda duyu organına hitap için yapılıyormuş. Şimdi o zaman bir daha söylüyorum. Dile vurgu yapıyor ise, öğrenme psikolojisi diliyle telaffuz edilebilirliğe vurgu yapıyorsa bizi açıklık ayarlığa götürüyormuş. Peki, şimdi öğretmenlerim, bunlardan birisindeki materyalin amacı, materyalin amacı ile diğerindeki materyalin amacı aynı değil. Peki, somuttan soyutadaki materyalin amacı, öğretmenlerin bilgiyi ne yapmak? Materyalin amacı bilgiyi somutlaştırmadır. Ama buradaki materyalin amacı nedir dersen öğretmenlerim, bilgiyi anlaşılır hale getirmedir. Anlaşılır hale getirmedir. Şimdi benim bazı öğretmenlerim diyor ki, ya hocam ben diyor materyal varsa bu derim. Deme kardeşim. Şimdi sizlerin en çok yaptığı hata, siz sadece materyalin olup olmadığına bakıyorsunuz. Ben neye bakıyorum? Benim baktığım şu, anlattığı konu ile gösterdiği materyal, anlattığı konu ile gösterdiği materyal eğer aynı ise somutta, özür dilerim, açıklık ayanilik, farklı ise somuttan soyutadır. Peki neden? Bir şey soracağım. Mevzu ne? Soyut. Anlattığı konuyla gösterdiği materyal nasıl aynı olur o zaman? Kendisini gösterebiliyorsaydı somut olurdu. Ha, kendisini gösteremediği için ne yapacak? Farklı bir materyal gösterecek. Peki bunun amacı ne? Daha anlaşılır hale getirmek. Çok sayıda duyu organına hitap etmek için. Peki çıkmış KPSS sorusunu bakalım. Sayma sayılarını öğreten bir öğretmenin çocukların parmaklarıyla elleriyle öğretmesi nedir? Soruyorum. Hadi bakalım. Öğretmen ne anlatıyor sayma sayılarını? Neyi gösteriyor? Elini. Sayıyla el aynı şey mi? Farklı şey mi? Farklı şey. O yüzden somuttan soyutadır. Ha demek ki öğretmenleri sayma sayılarını eliyle öğretme, sayma sayılarını eliyle öğretmek bu yüzden somuttan soyuta olacaktır. Peki elin yapısını anlatan bir fen bilimleri öğretmeninin elini havaya kaldırıp eli üzerinde konuyu anlatması nedir deseydi, ne anlatıyor elin yapısını? Ne gösteriyor elini? Anlattığıyla gösterdiği şey aynı şey mi? Evet, o zaman açıklık ayanilik olur. Elin yapısını eliyle öğretme. Şimdi sen ne yapıyorsun peki öğretmenim? Hocam eliyle öğretiyorsun somuttan soyuta. Neyi eliyle öğretiyorsa. Yani siz anlattığı konuya bakmıyorsunuz. Sadece materyal olursa bu olur. Öyle dersem ÖSYM sana öpücüklerini gönderir, seniye bir daha görüşelimdir. Koca kolon mu yazacak? Öyle soru mu çözülür? Mantığını anlama, materyal olduğu için bu olur. Öyle olmaz. Unutmayın. Ben elin yapısını bir fen bilimleri öğretmeni olarak şöyle de anlatabilir miyim? Hiçbir şey göstermem, sadece hololo 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 lololo 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 diye ifade ederek, anlatarak da elin yapısını söyleyebilir miyim? Evet. O zaman ne olur kanka? Sadece kulağın duyar. Tek duyu organın çalışır. Peki elimi gösteriyorum. Bir yandan anlatıyorum. Anlattığım için kulağın duyuyor mu? Duyuyor. Peki elimi de görüyor musun? Evet. Hem gözüm görüyor, hem kulağım duyuyor. Ne korsun, ne sarsın. Peki ben bu elimi gösterdiğim için
mevzu somutlaştı mı çok sayıda duyorganına mı hitap etti? Ya kanka mevzuyu anladın mı? Demek ki açıklık ayanilikle ilgili alakalı bir şey yapılıyor ki o yüzden konu daha anlaşılır hale geliyor. Peki o zaman bir öğretmenin diyelim ki beyni cevizle öğretmesi yani analoji yapması da o yüzden mi arkadaşlar somuttan soyutadır? Ya da bir sınıf öğretmeninin abaküs, fasulye, boncuk, çubuk kullanması bu yüzden mi somuttan soyuta? Hepimiz ilkokulda yaptık, çubuk saydık. Şimdi işin komik tarafı ne? Diyorum ki öğretmenlerime yüz yüze de bu ne diyorum? İki diyor. Gözü kör olmayacaksa bu parmak diyorum. Parmağı bilmiyorum, ikiyi bilmiyorum. Diyorum ki sen üç tane ağaç görünce üç mü diyorsun ağaç mı diyorsun? Valla ben ağaç diyorum. Yani şunu o kadar sayı olarak düşünmüşsünüz ki vücudumuzun bir uzuvu olduğunu unutmuşsunuz. Bu el. Beş değil bu el. Allah sana el vermiş. Hah gözü kör olmayacak. Demek ki öğretmenlerim vücudumuzda sayıları öğrenmeye çalışmak abaküsle fasulyeyle boncuğuyla çubuğuyla fark etmiyor. Bunların hepsi somuttan soyutadır diyoruz. Peki biz neden açıklığı anlamıyoruz biliyor musunuz? Ben iddiam şu. Hani biz ülke olarak çok severiz yanlış kavramlar kullanmayı. Mesela bazen bazı öğretmenler derste de diyor ya hadi çocuklar şimdi bir örnek verelim de somutlaştıralım. Gözü kör olmayız çocuğa. Örnek vererek somutlaşmaz. Örnek vererek daha açık hale gelir. Şimdi ben size soruyorum öğretmenlerim. Ben örnek verdikçe bilgi daha mı anlaşılır hale geliyor, somutlaşıyor mu? Daha anlaşılır hale geliyor. Aslında bizim gündelik hayatta kullanmamız gereken kavram nedir? Hadi şimdi olayı açalım, daha anlaşılır hale gelsin. Hadi bir örnek verelim, daha anlaşılır hale gelsin. Şunu da yapalım, daha iyi öğrenilsin. Daha anlaşılır dememiz gerekirken biz somutlaşıyor dediğimiz için bu hata yapıyoruz. O yüzden bir öğretmen eğer gelir arkadaşlar bol örnek yapmak, bol örnek, açıklama yapmak, soru çözmek. Sizler ne yapacaksınız? Bu konularla ilgili soru çözeceksiniz değil mi? Söz ver. Çözmeyen nasıl bir şey olsun? Olsun. Öyle olsun. O dediğin gibi olsun. Peki soru çözdükçe konular ne olacak? Daha anlaşılır hale gelecek. Peki o zaman fen bilimleri öğretmeninin, hadi branşı yazmayayım, öğretmenin deney yapması da bir öğretmenlerim ne olacak bir açıklık ayarlılık mı? Niye mi? Şimdi biz konuyu anlatıyoruz, teoriyi verdik. Öğrenci şöyle şöyle baktı. Öğretmenlerin bir de çocuk deney yapsa, öğretmen deney yapsa ne olur? Duyduğu şeyi görür. İşte bu yüzden öğretmenin deney yapması da açıklık, ayanilik olacaktır öğretmenim. O zaman temel mantık şu. Başka bir şeyi öğretmek için o materyali kullanıyorsanız somuttan soyuta. Var olan bir durumun daha iyi anlaşılmasını sağlıyor iseniz açıklık. Dile vurgu yapıyor ise bir şeyin daha anlaşılır olmasına vurgu yapıyor ise açıklık. O zaman somuttan soyuta bireyin soyut düşünemediği için yapılıyorsa daha çok hangi kademedeki çocuklara yapılıyor bakın ilkokul ve okul öncesi. Bu yüzden mi acaba somuttan soyuta çıkan cevapların birçoğu hatta neredeyse hepsi ilkokul öğretmeni, bir sınıf öğretmeni, bir okul öncesi öğretmeni. Ya sarma sayılarını eliyle öğretmek, abaküsü fasulyeyi boncuğu kullanmak. Mevzuyu anladın mı kanka? Kademinin niye? Hiç soyut düşünemiyor. Soyut düşünebilmek için Piaget ne diyor? En az 11 yaşına gelecek. İlkokul ve okul öncesi çocuklar 11 yaşından aşağıda olduğu için. O yüzden genellikle soru kalıplarında kanka gördüğünüzde şaşırmayın. Ne geliyormuş? Küçük yaş çocuklarıyla ilgili geliyormuş. Peki şimdi sana bir soru soracağım. Açıklıkla hadi bakalım bana yardımcı olur musun? 5 duyu organı dedim. Şöyle durdum. 5 duyu organına hitap için dedim.
5 duyu organını kullanma dedim. Hocam ne yapıyorum? Sakin ol kanka. 5 duyu organını kullanma dedim. Bunlardan birisi açıklık ayanilik, birisi aktivite. Hadi bakalım. 5 duyu organına hitap için yapılıyorsa bravo, o zaman bu açıklıktır. Peki o zaman öğretmenin deney yapması bir açıklık değil mi? Ha peki 5 duyu organını kullanmak o zaman aktivitedir. Peki bana yardımcı olur musun? O zaman bir deneyi öğretmen yaparsa hangi öğretim ilkesi olur? Bravo. Öğretmen yaparsa açıklık olur. Ama deneyi öğrenci yaparsa o zaman aktivite olur. Mevzuyu anladın mı? Eğer aktiviteyle açıklığı karıştırıyorsan ayrım bu. Çocuk yapıyor ise o zaman açıklık ayanlık değil, aktivite olur. Öğretmen yapar. Öğrencilerin hem izleyip hem görmesini sağlıyor ise açıklık ayanlık olur. Unutma. Materyali ne amaçla kullandığınıza dikkat et. Daha anlaşılır olması için mi yoksa yaşından kaynaklı olduğu için mi diyoruz. Peki hadi uşaklar gelelim son öğretim ilkemize. Nedir? 19 bütünlük. Çelsin uşaklar. Bütünlük ne demektir? Bireyin çok yönlü gelişimini sağlama demektir öğretmenlerim. Bireyin çok yönlü gelişimini sağlamadır. Nasıl sağlıyor özgürcüğüm? Aman hocam bunlar fani şeyler. Fani şey mani şey yok. Atanacaksın, gideceksin, ben de senden kurtulacağım. Çok gönlüden kastettiğimi şu öğretmenlerim. İnsanın bilişsel, aynı zamanda duyusal, aynı zamanda psikomotor becerilerinin hepsinin bir arada gelişmesini sağlıyor ise biz ona bütünlük diyoruz öğretmenlerim. O zaman soruyorum. Geleneksel ölçme araçları insanın bütünsel gelişimini mi sağlıyor? Bilişsel mi? Bilişsel, o zaman eksiktir bu. Peki proje yaptırdığımda bir çocuğun hem bilişi hem duyuşu hem de psikomotor becerileri gelişiyorsa o zaman her yönünü geliştirdiği için ne olur? Bütünlük olur. O zaman öğretmenlerim sana soruda derse ki bir öğrencinin proje yaparak daha iyi öğrenmesi aktivite. Proje yaparak çocuğun çok yönlü gelişiminin sağlanması o zaman bütünlüktür. O zaman yapılan etkinliklerin öğrencinin çok yönünü geliştirmesidir. Hocam ne var? Bu gelişim bütündür ilkesiyle de ilgili mi? Elbette ilgili kankalarım. Peki o zaman bütünlüğü bize başka şekilde nasıl sorabilir? Der ki program geliştirme ile ilişkilendirir. Örneğin fizik, kimya, biyoloji derslerini ayrı ayrı öğretmek yerine ortaokul yıllarında bunu fen bilimleri adı altında öğretmek. 3 farklı dersi fen bilimleri adı altında birleştirmek hangi öğretim ilkesiyle ilgilidir derse yine bütünlük deriz arkadaşlar. Gelebilecek son soru kalıbı da şudur öğretmenlerim. Hadi bakalım bir konuyu farklı derslerce ele alırsanız, bir konuyu farklı derslerce ele almak hangi öğretim ilkesini geliştirir derse o da bütünlüktür. Neden mi? Biz buna program geliştirmede disiplinler arası tasarım deriz. Disiplinler arası tasarım. Yukarıdakine de geniş alan tasarım deriz. Yani birden fazla dersin bir araya gelerek yeni bir ders oluşması. Peki disiplinler arası tasarım neden bütünlük oluyor? Arkadaşlar konuyu aldım. Konumuzun adı ne olsun? Eğitim olsun. Eğitim konusunda diyelim ki ben resim dersinde öğrencilerden bir çizim yapmasını isteyeyim.
müzik dersinde eğitim konusuyla ilgili bir şarkı söylemelerini isteyeyim. Peki öğretmenlerim, Türkçe dersinde de bu konuda çocuklardan bir şiir yazmasını isteyin. Peki resim yapan çocuğun psikomotor yönü gelişir, şarkı söyleyen çocuğun duyusal yönü gelişir, şiir yazan bir çocuğun bilişsel artı duyusalı gelişir. Peki bir şey soracağım. Eğitim sayesinde bir konuyu farklı derslerce alarak öğrencinin çok yönlü gelişimini sağladık. Bak, en teferruatlısına kadar verdim sana. Ama senin esas bilmen gereken, öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlıyorsa bütünsel gelişimi sağlanıyor demektir. Peki 19 tane öğretim ilkesi verdik. Ama ÖSYM'nin özellikle çok sevdiklerini hatırlatıyorum. 1. Öğrenciye görelik. Öğrencinin ilgi, istek, beklenti, gelişim özelliği bireysel farklılığına dikkat alır. Çağdaş eğitimin merkezindeki ilkedir. 2. Hayatilik. Bireyin yaşamda karşılaştığı şeyleri öğretmek, öğrenciye fayda sağlayacak şeyler öğretmek, yaşamın kendisini öğretmek derseniz hayatiliktir. 3. Tasarrufa vurgu yapıyor ise ekonomikliktir. 4. Yeni bir konuyu eski bir konuyla ilişkilendiriyorsa, anlatacağı konuyu eski konuya bağlıyor ise bilinenden bilinmeyeni. 5. Bir konuyu anlatırken yaşadığı mekan çevreden uzak mekan çevreye gidiyorsa yakından uzağa. 6. Öğretmenlerin bir soruya baktığınızda yeni olan, en son olan olayla ilgili bir bilgi veriyor diyor ise güncellik. Öğrencinin yaparak, yaşayarak öğrenmesine vurgu var ise iş aktivite. Çocuğun yaşının küçüklüğünden dolayı materyal kullanıyorsa somuttan soyuta. Anlaşılır olmaya vurgu yapıyor ise açıklık. Bir de çok yönlü gelişimi sağlıyorsa bütünlük. Bu 10 tanesi en önemlisi. Ama biz ne dedik? Tüm ayrıntıyı vereceğiz ki karşımıza çıkan bütün yayın sorularını da tıkır tıkır çözelim. Hiçbir sorumuz boş kalmasın, hiçbir sorumuz yanlış olmasın diye. Biliyorum, diyeceksin ki çok ayrıntılı anlatıyorsun ama ne dedim? Benim çıkış noktam sadece ÖYT değil, aynı zamanda eğitim bilimlerinin çerçevesini vermek, aynı zamanda ÖABT'de de soru kaçırmamak. Ne yaptık öğretmenlerim? Sizlerle birinci ünitemiz olan öğretim ilkelerini bitirdik. İkinci ünite videoları geliyor.